Benim ismim İsa Eryur. 30. yılımdayım. Bekçi olarak başladım bu kente 1993 yılında. 5. yılımda artık bu kentin rehberliğini yapmaya başladım. Sonra 25 yıl hiç aralıksız rehberlik yapmaya başladım. Daha sonra da 28. yılımda muhtemet ettiler. Burası ücretli bir kente dönüştürüldü. Dediler sen muhtemet ol. Ben buraya indim. Araziye artık bakmıyorum. Ama 13 yıl benim mesleğimde araştırma görevlileriyle beraber çalışmakla geçti. Ben bu bölgede 2-3 tane antik kente geçici olarak bakıyordum. Esas görev yerim her ne kadar burada olsa bu kentin etrafında Bubon, Balbura, 5. yüzyıl Bizans Kilisesi ve kibir antik kentlerinin kontrollerine baktım. Tabii bu araştırma görevlilerimle bu işe başladığımızda artık bir merak uyandı ki o dönemde çalıştığım arkadaşlarım bana bunu sevdirtti. Tarih çok güzel bir şey olduğunu anladım ama kafamda her zaman şu oluşuyordu ilk başladığım dönemde. Bu kadar güzel kentleri yapan insanların, bu kadar büyük yapıları yapan insanların kesinlikle bizim boyumuzda olmadığına inanıyordum. Ki arkeolojik bir mezar kazısında bunu görüp yaşayınca o dönemdeki insanların da 1,5 metreden başlayıp 2 metreye kadar yaşamlarını devam ettirir. Daha 3 metrelik ya da 2 metrenin üstünde bir insan iskeleti görmedim. 20 mezar kazısında çocuk. Demek ki burada şu var, matematik önemli bir şey. İnsanlar zamana karşı savaşıyor ama hesaplamalar düzgün olmalı. Ki hayatımızda da öyle olmalı zaten. Her alanda matematik önemli. Şimdi bu kente öncelikle hoş geldiniz. Bu kentin bir sloganıyla başlamak istiyorum. Bu kentin antik dönemde bir sloganı vardır. Cesur yürekli insanların yaşadığı, hızlı savaş hatlarının yetiştirildiği Kibira'ya hoş geldiniz. Bu kentin antik dönem bir sloganıdır. Eğer 1800 yıl önce gelseydiniz bu kente, bugünkü görmüş olduğunuz Gölüsar Ovası'nın içerisinden kayıkla gelecektiniz bu kente. Bundan 2000 yıl önce bu arazi toplamında 75 bin dönümlük bir arazidir. Bunun 45 bin dönümlük bölümü komple sular altında. Ve bölge bugünkü Antalya yolu üzerinde bulunan Söğüt kasabasının olduğu bölge sular altında. Bugünkü Denizli'nin Çameli ilçesinin olduğu ova arazisi sular altında. Bölgede 7 adet büyük göl yatağı tespit ettik yüzey araştırmalarında ve bu sular bu kentin kalkanı. Aynı dönemde de antik dönemde burası da bir geçiş noktası. Ege, Akdeniz bağlantısı müthiş bir pazar yeri. Kibira antik kentinin ana tarihi milattan önce 300'lerde Gölüsar'ın karşısında bulunan gölün olduğu yerde Uyhupınar köyü var. Bu köyü komple bir sit alanı köyü diyebiliriz. Topraktepe diye adlandırılan bu kentin adı Si antik kentidir antik dönemde. Yani orada Roma'dan önce Anadolu'nun en eski halkı Luviler yaşıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bu insanlar Romalılar bu bölgeye geldiklerinde onlara hiç müdahale etmeden onlara katılırlar. 1-200 yıl sonrası artık o bölgeden buraya taşınmaya karar verirler ve bu kent sıfırdan yapılmış bir kenttir. Kentin aslında 1 milyon yıl öncesi de şu anda inmiş gelmiş olduğunuz rampa komple sular altında. Yani şu düzlüğün komple 1 milyon yıl öncesi sular altında olduğunu net açık biliyoruz ki ben bunu belgeledim. Neden? Çünkü ben burada 1998'de yol yapım çalışmasında 50 santim büyüklüğünde hayatımda gördüğüm en büyük deniz kabuğunu buldum. Ve ben bunu bir arkeolojik parça diye müzeye götürdüm. Müze dedi ki bu bir deniz parçası. Ve sen bunu nereden buldun? Dedim ki orada yol yapımında. Götür bunu. Arkeolojik bir unsuru yok bizim için. Bu sizin senin için bir hatıra olsun. Ve o zaman bunun bu bölgenin sular altında olduğunu net bilmiş. İndiğiniz rampa işte Korgamera toprağıdır. Bunu karıştırdığınız zaman içinden
deniz hayvan fosillerini net açık bulabilirsiniz. İşte buranın da antik dönemde sularla kaplı olduğunu biliyoruz. Tabii bu kent niye bu kadar büyük? Bu kent toplamında 80 bin nüfusu, 30 bin askeri, 2 bin gladyatörüyle 25 antik kenti yönetmiş bir kent dedik. Kentin antik dönemdeki sınırı milattan sonra 2. yüzyılda genişletilip eyalet sistemine dönüştürülerek bugünkü sınırı Antalya'nın Korkuteli ilçesinden başlar. Muğla ilinin yarısı Denizli, Tavas, Acıpayam, Salda Gölü, Tefenli, Karamanlı ortasından geçen Hasan Paşa köyü dağ eteklerinden Korkuteli'ne bağlanır ve bu bağlamın toplamında da kent 170 bin nüfusu idare eder. Antik dönemde 170 bin nüfus idare etmeniz siz bugünün İstanbul'sunuz demektir. Milattan sonra 2. yüzyılda kent yargı merkezli unvanına kavuşturulur. İzmir Bergama'ya bağlı olan bu kent 2. yüzyılda Bergama Krallığı'nın kararıyla Roma Senatosu'nun net onayıyla bu bölgeye 25 antik kent bağlanır. Kendi paralarını, kendi yasalarını kullanma hakkı veriyor. Ve bu kent artık dev bir bütçe oluşturularak 2. yüzyıldan sonra da bugünkü Denizli'de bulunan Hierapolis, Laodikya, Stronika antik kentlerinin ve güneyimizde bulunan, doğumuzda bulunan Antalya'daki işte Leton, Santos, Mira antik kentlerinin de mahkemelerini yönetmeliğini aldı. Kent hem yargı merkezi, hem vergi sistemini, hem de bütün kentlerin sosyal faaliyet eğlencelerini idare etmeye başlar. Bu idaresinde merkezinde 100 dönümlük bir pazar yeri görürsünüz. Bu pazar yerinin bir caddesini gördünüz bugün, bir de bir çeşmesini gördünüz. Kent 4 metre yerin altında. Siz bugün bu kentin binde 5'ini gördünüz. Bir sokağında bulunan kamu yapıları. Kentin antik dönemdeki daha çok yapısı çıkacak ama 4 metre hem erozyon hem doğal afetler yaşadığı için şu anda ana yapılar aşağıda. Ana girişinde bir 10 bin kişilik stadyum görürsünüz. Stadyumun Gölhisar'a bakan kısmında 7 oturma sırası hayal edeceksiniz. Güneybatı cephesinde 21 oturma sırası hayal edeceksiniz ve stadyumun üst kısmındaysa dev bir kemer süslemesi hayal edeceksiniz. 4 metre aralıklarla 8 metre yüksekliğinde kemerli bir süsleme, 180 metre uzunluğunda ve bu kemerin üstünde de cesur yürekli insanların yaşadığı, hızlı savaş atlarının yetiştirildiği kibiraya hoş geldiniz. Antik dönemde stadyum yapılmasındaki ana unsur bu kent gladyatörler yetiştiriyor. 25 antik kentin bugünkü bizim günümüzde olduğu gibi sporsal kentlerin kendi aralarındaki müsabakalarına her gün günü birlik orada organizatörlüğü misafirperverlik yapıyor. Neler yapılıyor? Gülle atma, mızrakla hedef vurma, kısa mesafe at eğitimleri, gladyatör dövüşleri ve bu organizatörleri de yapan bir sistem var ve bunlar o kente para kazandırıyor. Yapılan kamu yapıları antik dönemde tümüyle çok faaliyetlidir. Tek amaç uğruna yapılmaz. Stadyum çok amaçlı kullanılır. Hiç bitmeyen bir sirkülasyonu vardır. Pazar yeri günübirlik kullanılır. 170 bin nüfus idare ediyorsunuz. Herkesin her gün ihtiyacı var. Pazar yerini kapatma şansınız yok. Burası bir ticaret merkezi. Pazar yerinden yukarıya çıktığınız zaman sizi 8 bin kişilik bir tiyatro karşılar. Bu tiyatronun milattan sonra 3. yüzyılda yetersiz gelince Slovlar ve Gladiatusler sülalesi üst katını yaptırma kararı almışlar. Biz demişler buranın masrafını üstleniyoruz. Ama yapılırken de Roma yani bu kent yöneticisi bir özellik yapmış tiyatroya. En üst katı tüm bayanlara tahsis etmiş. Madem ki bir kat daha çıkacak, en üst kat bayanların olsun. Ve tüm o basamaklara o bölgede, o dönemde hizmet eden zengin ailelerin, bayanlarının isimleri yazılmış. Özel loca halinde. Ve onların katkı sağladığına
burada göstermiş. Ve özellikle de bir yazıt yazdırmış. Yani biz bugün nasıl günümüzde bir hayırsever, bir Kur'an kursu, bir cami, bir su yatağı, bir pazar yeri, bir şeye katkıda, okulda katılıyorsa o neye falanıyor Roma'da. O kişi ölümsüzleştiriliyor. Bu kentte de o dönemin imparatoru, bu kentin diyor tiyatrosuna Slovlar ve Gladiatuslar sülalesi bu yapının yarısından fazlasının masrafını karşıladığı için kendilerine sonsuz şükranlarımı sunarım diyor. Onlar da ona karşılık asıl diyor böyle bir sosyal yapının bize kazandırılmasında izin verdiğiniz için ve bu yapının çok amaçlı kullanılmasında diyor bize izin verdiğiniz için asıl biz size teşekkür ederiz. Yani burada şunu görüyoruz. Demokratik bir kentteyiz. İnsanların çalıştıklarıysa, yani çalıştılarsa eğlenmeye de, dinlenmeye de ihtiyaçları var. Burada onu görüyoruz. Tiyatronun üst katındaki bayan locasını yaptıklarında da lefala demişler. Ama tiyatroların bir özelliği vardır. Bu yapılar kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Bu nasıl oluyor? Size göre, bize göre karşıdan baktığımızda bu oturma basamakları simetri durar. Dost doğrudur bize göre. Ama bunu biraz ölçtüğünüz zaman, milimetrik ölçülerle ama milimetrik diyorum. 3 milim, santim değil, 3 milim bu oturma basamaklar hafif geriye doğru yatıktır. Yağan yağmur suları önce geriye gider, basamakların arkasında toplanır. Çıkış basamaklarındaki küçük basamaklara toplanır ve buradan akaraktan doğrudan yıkayaraktan aşağı indirir. Aşağısını biz açtığımızda sahne binasını drenaj sistemi bulduk. Delikli, filtreli küm borular yapmışlar. Topraktan süzülen sular bu filtrelere giriyor, kapalı sistemle kenti terk edip gidiyor. Tabii bu kentin yapılarını inceledikçe biz hayret ettik. Şimdi Pazaryeri Caddesi'ni gezdiniz, o sütunlu caddeyi. O caddedeki toprak alanın olduğu bölge, biz orayı özellikle kapalı tutuyoruz. Orayı açtığımızda bir lagar kapağı bulduk Hazı heyeti. Kaldırdık lagar kapağını, açtık, içerisine girdik. İnanır mısınız? 1.70 yüksekliğinde, 1 metre eninde, 85 metre içinde yürüdüm ben. Kanalizasyon bu. Evet. 2000 yıl önce yapılmış. Aynen. Yağmur suları, kar suları, atık suların tümüyle içinden drenaj sistemiyle terk edip gidiyor. İşte antik dönemde de matematiğin ne kadar önemli olduğunu, insanların yaptıkları bir şeyi bir daha yapmamak için, emek çekmemek için ne gayretler gösterdiğini görüyoruz. Biz o tünelin üzerinden 40 tonluk kamyonlar sürekli kum taşıdılar. Hiç haberimiz yokken. Sonra fark ettik. Ve hala da taşıyorlar arkeolojik atık malzeme, kum malzemeleri. Tabii tiyatroyu da kalmıştık. Tiyatro antik dönemde sadece insanların müzik, şarkı, türkü birbirini güldürmesi için kullanılan kamu yapıları değildir. Tiyatro dediğiniz zaman çok amaçlıdır. Bir cenaze töreni orada yapılır. Bir yasanın duyurulması orada yapılır. Engelli kişilerin topluma kazandırılmasıyla amaçlı sanatsal öğretimler orada yapılır. İşte bunlar çok amaçlı kent yapılardır. Ve siz bunlardan iyi para kazanırsınız. 25 antik kent o yapıyı her gün kendi amacında, kendi halkını toplayarak orada eğitim verecek, insanlara yasa anlatacak, bazı günler eğlendirecek, bazı günler üzüntülü günlerde cenaze töreninin ne zaman gerçekleştiğini anlatacaklar. Orada malların ihalesi yapılır. İşte zengin bir aile ölmüştür, tek mirasçısı da ölünce kent adına yapı satılır. Ölenin adına eğlence düzenlenir. Şimdi burada şuna da belirtmek istiyorum. Antik Roma döneminde ölen zengin bir kişinin malı mirasçılar tarafından satılır. Onun adına eğlenceler düzülür, yemeler, içmeler düzenlenir. Halk eğlendirilir. Ki biz buna biraz daha uyuyoruz günümüzde artık. Çünkü hepimiz hemen hemen yaşıtız. Bizim çocukluğumuzda bir mahalleden birisi öldüğünde cenaze evi yemek pişirmezdi. Evet. Biz götürürdük, acısına biz destek olurduk.
Günümüzde biz oraya kıymalı pide yemeye gidiyoruz. Yanında da ayran sunuyor mu diye bakıyoruz, arkasından çay istiyoruz. İşte antik dönem pagan inançlarında da sistem bu. Adam ölüyor, malı satılıyor, onun adına güzel bir yemek verilip eğlence yapılıyor. İşte inanç ve kültürler böyle değişime uğruyor. Tiyatrolar bu tip kent yapılarıdır. Tiyatronun o gördüğünüz kuzey noktadaki yıkıntı alan milattan sonra 417'de çok büyük bir deprem geçiriyor bu kent. Aslında burası değil. Akdeniz'in genelinde yaşanan bu depremin boyutu 9.5. Ve bu hem coğrafyayı hem de insanların bu bölgeleri terk etmesine sebebiyet veriyor. Tabii bu 417 depremi Kıbrıs'ta dahi hissedilen bir deprem. Yani o kadar büyük ki bütün kentler birbirine artık yardım edemez bir hale sokuyor. Herkes kendi derdine düşüyor. Roma'nın emriyle az zarar gören kentlerdeki insanlar çok zarar gören insanlara destek olup birleşim sağlatıyorlar. Kentler terk edilip bir yerde yoğunlaştırılıyorlar ve tekrardan ne oluyor? Asimilize başlıyor. İşte bu sistem bu şekilde. Ama şimdi gelelim kentin en önemli yapısına, Odeon. Tiyatronun güneybatısında Medusa, mermer döşemin olduğu yer bu kentin Akdeniz'in yarısını yöneten bir kent yapısıdır. 3640 kişiliktir bu yapı. Bu yapı yapıldığı zaman gene çok amaçlı yapılmış. Hem müzik salonu, hem yargı merkezi, hem de meclis görüşmelerinin yapıldığı bir kent yapısı. Yapının ön cephesinde, örtülü bölümde, milattan sonra 249 yılında Epigrates'in çocukları Gladiatus ve Soptamus kardeşler tarafından yapılan 540 metrekarelik bir mozaik alandır. Altı geometrik şekli vardır ve ya, mozaik yapılmaya başlandığında çok iyi şeyler yapmışlar. Bizim için, arkeoloji için çok iyi. Başlandığı günü tarihlemişler. Biz Epigrates'in çocukları çarşamba günü milattan sonra 249 yılında başladığımız bu mozaiğin maddi manevi tüm desteğini bitirilinceye kadar sağlayacağız demişler, söz vermişler. Tam o yapının orta kapı noktasının ön cephesinde bir yazıt daha yazmış Epigrates'in çocuğu. Soptamus demiş ki, ey yüce imparatorum, kardeşimin ölmesine rağmen ben bu mozeyi, bütün masrafını tek başıma üstleniyorum, söz veriyorum. En kuzey noktada yıl 252'ye gelmiş 249'da başladıkları mozeik. 252'de bitirmiş, yine yazmış oraya. Ey yüce imparatorum, kardeşimle 249 yılında söz verdiğimiz mozeyi, kardeşimin ölmesine rağmen ben tek başıma üstlendim ve bitirdim. Vatanımı, milletimi çok seviyorum ve bu mozeyi hediye ediyorum demiş. Tabi yapının ortasında da Medusa var. Bu onların koruyucu meleği. Hikaye kahramanı aslında Medusa, antik dönemde yılan saçlı kadın. Bu kadının hikayesi de kadının çok acılar, ızdıraplar çektiğini anlatır. Güzel üç kız kardeştir bunlar. Dünyaya gelirken ikisi ölümsüz olarak gelir, bir tanesi ölümlü olarak gelir. Ve en güzeli, en mütevazisi, en çekicisi Medusa'dır. İnsanlar o sokağa çıktığı zaman yolunu defalarca keserler onu tutmak için, yüzüne bir kez daha bakabilmek için. Hayvanlar onu görünce durur, güzelliğinden etkilenirler. Onun öyle bir kalbi var, kimseyi kırmıyor, herkese mütevazi ve buna bir gün Poseidon aşık olur. Tanrı Poseidon aşık olunca artık dengeler bozulmaya başlar. Ve bundan sonra Zeus ona kızar. Ve Poseidon'a da kızar. Ve onun evlenmesine, aşık olmasına müsaade etmeyeceğini söyler. Ve Poseidon buna kızar. Medusa'yı kaçırır. Ve onunla evlenmeye karar verir. Ve Zeus da bunu cezalandırmak için tanrılarla bir karar alır. Poseidon tabiatı yöneten bir tanrıdır. Ve ona der ki, bundan vazgeç, bu bir ölümlü, sen ölümlü birinle evlenemezsin, hayatını sürdüremezsin, biz buna müsaade etmeyiz der.
Poseidon da bunu dinlemez, bununla evlenmeye onu kaçırır, tecavüz eder ve bunu zorlar. Zeus da buna kızınca bütün tanrılarla Medusa'yı lanetler. Yılandan saçlı bir kadın yapar, yüzünü çirkin bir hale sokar ve artık herkes ondan korkup kaçmaya başlar. Ama Zeus bunun bu ağlamaklı, ızdıraplı haline bir müddet sonra dayanamaz. Çünkü bütün insanlık nefret eder. Sana bir özellik vereceğim der. Bundan sonra sana yaklaşan, zarar vermek isteyen her kim olursa ona baktığında gözlerinle taşa döndüreceksin der. Ama bu sefer insanlık büyük bir zor duruma düşmeye başlar. Çünkü kimse doğru düzgün karşısında düşünemez. Hep ona zarar vermeyi düşünür ve gördüğü herkes taşa döner. Artık bunun öldürülmesini isterler. Tanrılara yalvarırlar. Evlerimizden çıkamıyoruz. Çocuklarımızla bir yere gidemiyoruz. İhtiyaçlarımızı göremiyoruz. Bunu bir şekilde biz bundan kurtulmamız lazım. O anda Athena ortaya çıkar. Ben bunu öldürürüm der. Ama tanrılar bana yardım edecek. Ne istiyorsun derler. Çok hızlı koşabileceğim bir ayakkabı, taşı kesen bir kılıç, aynalı bir kalkan. Bize bunu temin ederseniz ben bunu öldürürüm der. İşte sizin bugün giydiğiniz spor ayakkabılarındaki Nike ismi antik dönem Medusa'nın hikayesinden gelir. Ayakkabılarını giyer Athena, ona Nike isminde bir tanrının evlatı ona hediye eder ayakkabıyı. Ve o hızlı koşabilir, istediği hızda da uçabilir ve ondan sonra taşı kesen kılıcı alır, kalkanını alır, Medusa'yı öldürmeye gider. Onu uykusunda yakalamaya çalışır ama bunu başaramaz ve mücadele başlar. Medusa'nın kendi göz ışınlarını kalkanla kendine yansıtır, onu taşa döndürür, kafasını kopartır. Ama Medusa da hamiledir. O arada içinden bir yaratık çıkar. O da Pegasus'tur. Onun çocuğu da kanatlı at Pegasus'tur. Ve dev bir bütçesiyle, gövdesiyle Pegasus meydana gelince Athena hem onu öldürür hem de ata biner, kente gelir. Ve kente geldiğinde bütün halk kaçışır. Ya biz bunun ölmesini istiyorduk. Sen bunu kentimize getirmişsin. Hepimizi taş mı edeceksin der. Ve o anda korkmayın der. Korkmayın, bu bir ölümlüydü zaten. Ben bunu öldürdüm. Zaten bir müddet sonra da yılanları da ölecek. Ama bu zaten bir özelliğe sahip. Bunun olduğu yerde ve bunun bulunduğu yerde kimse yalan atamaz. Kötü düşünceye sahip olamaz. Kötü fikre de sahip olursa da taşa dönüyordu değil mi der. Evet, işte bizim kentimiz artık bununla korunacaktır. Yüksek bir yere koyar bunu ve herkes bunun olduğu yerde korkusundan, kimse kimseye ihanet edemez. Taşa dönme korkusundan kentte mütevazilik diz boyu. Ve ondan sonra izler Roma, bakar ki bu hikayeye göre herkes dürüst, herkes mütevazi. İşte hikaye ondan sonra gelenekselleşmeye başlar. Ve herkes güzel yapılarına, evlerine, mezarlarına bunu işlemeye başlar. İşte antik dönemde Medusa'nın bu kentin, bu sahne binasına yapılmasındaki amaç da bu. Medusa'yı görenleriniz var mı? Önce gelenleriniz var mı bilmiyoruz. Üç boyutlu, yedi renkli mermerden yapılmış, 360 derece açıdan gözleri sizi takip eder, hissiyeti verir. İşte bunu oraya yapmalarındaki amaç, orası bir kamu alanı, kimse oraya toplantıya, herhangi bir şeye geldiği zaman dürüst ve efendi olacak. Onu sağlatıyorlar. Antik dönemde çocuklara bunlar 6 yaşında başlatılır anlatılmaya. Çocuk o psikolojiyle büyür. Ergen döneminde artık ondan korkar. Topluma yararlı hale gelir. Bizim de çok güzel inançlarımız var. Aslında pagan inançındaki kültürler evrimle boyut değiştirerek günümüzde hala yaşanmaktadır. Mesela örnek verelim şimdi. Bizim dedelerimiz, bugünkü bizim gibi nesiller bunu pek önem etmiyor ama antik dönemdeki, şöyle diyeyim, 100 yıl civarındaki gelmiş geçmiş atalarımız tarlalarına mahsul ektiğinde çok güzel olduğunda ne yapıyorlar? Hayvan kafası asıyorlar, nazar olmasın diye.
korunsun. Aslında onu yaptığı şey pagan inancında bereket tanrısına bir hayvan kesersiniz. Onu da yüksek bir yere koyarsınız. Bereket tanrısı göya onu görecek, onun kusurlarını affedecek, onun evini bereketlendirecek, onun ektiği, diktiği her şey daha fazlası olacak. İnanç budur. Biz de günümüzde aynı. Biz sözde ne yapıyoruz? İslamiyet'i temsil ediyoruz. İslamiyet neyi emreder? Allah'tan başka kimseye güvenme, inanma. Yanına da yardım, yardakçı, yalaka arama. Dinin esas şeyi budur. Ama biz ne yapıyoruz bugün? Urefe, türbeye git, yalvar, kuşak bağla, para at. Ya senin isteyeceğin tek bir varlık ilah, Allah. Ondan isteyeceksin. Seni yaratıcıdan isteyeceksin. Onun, senin vardığın türbe zaten onun kulu. O kendi derdinde orada. İşte pagan inancında da çok çok tanrılı dönemde de İnsanlar Zeus'tan, Artemis'ten, sevdiği kızı bana sahiplendirsin diye Eros'tan bir şeyler istiyorlar. İşte bunlar bizim günümüzdeki gelen şeydir. Şimdi Mardin'de bir kültür vardır. Nazar. Bizim çok inandığımız nazar. Nazarın hikayesini sorsan kimse bilmez ama herkes nazar boncuğu takar. Nazarın asıl maksadı şudur. Şeytanın rengi mavidir. Ateşin orijinal rengi de mavidir. Şeytan size yaklaştığında, sizdeki mavi boncuğu gördüğünde size zarar vermez. Çünkü bu benim safıma geçmiş. Ben buna zarar vermeyeyim der, sizden uzaklaşır. Siz de nazar boncuğumu taktım. Şeytan ve kötü insanlar, şeytani düşüncelere sahip olan insanlar göz enerjisi bana zarar veremez der. Kendinizi böyle avutursunuz. Aslında nazar boncuğunu taktığınızda şeytanın safına geçersiniz. Şeytan size yaklaştığında onu görür. Size zarar vermekten vazgeçer. Çünkü siz onun safındasınız artık. Asıl taktığınız inanç budur. Ama bunu bilen var mı? Yok. Herkes nazar boncuğu takar. Çocuğuna, hayvanına, arabasına, evine, girişine. Pagan inançlarında da böyledir. Ev girişlerine kuru kafaları koyarlar. Bereket tanrısı evimi bereketlendirsin diyor. İşte inanç kültürleri böyle farklıdır. Antik dönemde de bu kentinde Medusa'sı bunların koruyucusu. Kendi yaptıklarına kendilerini koruturmaya çalışıyorlar. Tabii bu kent antik dönemde 417'de çok büyük bir deprem geçirir. Geçirdiği zaman artık kent nüfusunun 2/3'ünü kaybetmiştir ama 200 yıl boyunca kentte yaşam sıfırlanır. 200 yıl sonra Bizans İmparatorluğu gelir, bu bölgeye çöker. Bu kentin bütün güzel yapılarını yeniden kırar, döker. Bugün gezdiğiniz kentin içindeki atıl yapılaşmaların tümü Bizans. Mesela Pazaryeri Caddesi'nin üzerinde yürüdünüz. Caddenin Gölhisar'a bakan kısmındaki dükkan kısımları Bizans. Batı kısmındaki bölümdeki istinat duvarı tüm Roma. Meclis binasının önündeki mozaik alan dediğimiz yerin hemen ön kısmında bir hamam yapısı görürsünüz. O yapıyla onun arası 300 yıl. O da bir Bizans 5. yüzyıl hamamı. Bizans bu bölgeye geldi 200 yıl o kent yapılarını kıra döke bütün kentin şeklini, şemalini, mezarlar da dahil olmak üzere değiştirmiştir. Ama kent 6. yüzyıldan sonra tekrar bir boyut daha alır. 8. yüzyılda artık Selçuklular bölgeye girer. Yeniden bir reform başlar. Bizanslıları alır Selçuklular ovanın yüzüne. Onları kendilerine dahil ederler. Ve Selçuklularla Bizanslar asimilize olur. Tümüyle Selçuklu olurlar. Selçuklular yaşarken 1200'lerde Orta Asya'dan biz, Osmanlı torunları dediğimiz bizler, dedelerimiz gelir, ne yaparlar? Selçuklu'yla asimilize olurlar. Ve Selçuklu'yla asimilize olan bu bölge Konya'ya bağlanır. Konya'dan bu bölgeye iki aşiret gönderilir. Bugünkü Gölhisar'ın Armutlu Mahallesi dediğimiz köyün adı Uluköy'dür. Bu taraf Konak Mahallesi'dir, Orzum Köyü'dür.
sizin geldiğiniz bu mahallede çeşme, bu iki köyün ortasına 8 kilometrelik bir mera alan kurarlar, ortadan bölerler. Ortak hem pazar yeri hem de hayvanların otlatma alanı olarak sağlanır, kullanılır. Uzun zaman sonra iki aşiret arasında ticaret anlaşmazlığı çıkar. Bu iki köy birbirine düşman olmaya başlar. Çünkü rekabet başladığında bölgenin zaten o dönemde de iyi bir pazar yeridir bu bölge. Ama pazar yerinde rekabetten birileri öldürülmeye başlanır. Ve bundan sonra Konya'dan gelen bir heyet bu pazar yerini dağıtır. Herkes kendi alanında pazarını kuracak der. Artık ortak bir pazar yok der. Bitirir. Herkes kendi bölgesinde uzun bir müddet daha yaşar, devam eder. Ama 100 yıl sonra bu iki köy birleşir, ilçe olma kararı alır. Aradaki 8 kilometrelik merada artık imar alanındadır. Ve bu bir imar alanı birleştiğinde, ilçe olmaya karar verdiklerinde düşmanlık bitmiyor. Tekrardan bizim köyün adı ilçenin adı olsun bir tartışma daha başlar. Bu sefer Konya'dan gelen heyet der ki ne senin ne onun dediği olacak. Biz bölge araştırması yapacağız. Ve bu bölge araştırmasında tespit, karar verdiğimiz bir isimle size ilçe adını koyup gideceğiz derler. Bölgeden gelen araştırmacılar bölgeyi gezerler. Bugünkü bu Gölüsar'ın karşısındaki bulunan Uylupınar köyünün yanındaki gölde 800 metre uzunluğunda milattan önce 300'lerde yapılmış hisar duvarı tespit ederler. Dev bir duvar. Ve bu duvarı, hisarı birleştirirler gölle. Burası der, göl hisar olacak. Artık ismi de bu derler. Kararla Gölüsar ismini 1953'te ilçe olarak bağlarlar. İşte bu bölgenin ana şeyi şudur. İnsanları hani biraz önce söyledim ya, kimsenin bir yere gitti yok. Antik dönemde bu kent üç lisanlı bir kenttir. Helence, Likyaca, Frekçe'de kullanılan diller var ama üç ayrı dili kullanan bu kent, bugün Gölüsar'ın Türkçesine bakıyoruz. Üç ayrı mahallesi, üç ayrı lisan, üç ayrı kültürle devam ediyor. İşte bu kimsenin bir yere gitmediğinin işaretidir. Ama bunları daha net belgeleyebilmek için antik dönemde burası dericilik ve demirçilikle meşhur. Ve bu insanların bizim hemen 100 kilometre ilerimizde Denizli var. Neyle meşhur? Tekstilciliği. Gene Denizli'nin Yatağan kasabası var. Neyle meşhur? Demirçilik. Hala adamlar bıçak yapıp, kesici aletler, tarım aletleri yapıp bunu satıyor. Ve bir de kapkacak üretimiyle meşhur. Hemen 40 kilometre ilerimizde Denizli'nin Serinhisar kasabasında bu toprak üretimi hala devam ediyor. Kimsenin bir yere gitmediğinin bir belgesi de budur yani. Bizim de bu kentte arkeoloji heyeti çıkarttıkları iskeletlerde önümüzdeki yıllarda DNA testine başlayacaklar Gölüsar içinde köklü ailelerde. İnanır mısınız? Ben inanıyorum. Mutlaka birilerinin geni bu iskeletlere tutacak. Kesinlikle tutacak. Çünkü bu geniş bir kavramda yapılacak. İşte Çamelisi, Acıpayamı, Altın Yaylası, Tefenlisi, Karamanlısı'nda göç etmiş olabilir aileler diye. Ama ne olacak? İllaki birilerine tutacak. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldım. Karnınız aç mı bilmiyorum. Çok sağ olun. Sizi yemek saatinde de tuttum bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi benim ismim İsa Elyurt. Şey yapabilirseniz, Instagram sayfam da var. Bazen bu kentle ilgili yapıları veya şeyleri, kazıları paylaşıyoruz. İki tane Instagram sayfam var ama birini çaldılar, birini kullanıyorum şimdi. Şey de var, Facebook'ta var. Numaranı alayım. 0541